Herkese merhabalar. 2025 LGS yaklaşıyor. Bizler 2025 LGS yarışına girdik ve şimdiden çalışmaya başladık. Sizler de 2025 LGS'de hem sözelde hem sayısalda kendi efsanenizi yazmak istiyorsunuz. Bugün sizlere LGS sözelde neler var onları anlatacağız. Hangi konuları öğreneceğiz? Hangi konudan kaç soru geliyor? Yani fiilimsiden kaç soru gelmiş, kaç soru gelebilir? 2025 LGS'de din dersinde, inkılap tarihi dersinde, İngilizce dersinde nelere dikkat etmeliyiz, neleri bilmeliyiz? Hangi konulardan daha fazla soru geliyor? Bugün bunları sizlere çok güzel bir şekilde anlatacağız. Sözel bölüm çok değerli. Neden? Çünkü sınava sözel bölümle başlıyoruz. Orada morallerimizi depolayıp arada biraz dinlendikten sonra sayısal bölüme geçiyoruz. Sayısal bölümde zaten matematik fen var. Bunlar zorlayıcı dersler ama bizler sözelde inşallah 2025 LGS'de Türkçe, inkılap, din ve İngilizce'de hepsini doğru yapacağız. Diğer bir de işte full yapacağız diyelim. Şimdi LGS sözelin en önemli dersi arkadaşlar tabii ki de Türkçe. Neden? Çünkü katsayısı 4. Yani inkılap tarihindeki 4 soru Türkçedeki 1 soruya denk geliyor. Din dersteki 4 soru Türkçedeki 1 soruya denk geliyor. İngilizce'deki 4 soru Türkçedeki 1 soruya denk geliyor. Dolayısıyla Türkçedeki 1 soru 4 soru değerinde diyebiliriz. Ve 8. sınıf Türkçede konular çok çok basit arkadaşlar. Hiç korkmanıza gerek yok. Fiilimsi adeta bir lokum. Cümlenin ögeleri hafif kavrulmuş, çifte kavrulmuş lokum. Yazım noktalama önemli. Zaten bunu 4, 5, 6, 7, 8 sınıflarda gördünüz, göreceksiniz. Bu her zaman karşımıza çıkacak bir konu. Anlam bilgisi LGS Türkçenin temeli. Yani burada paragraf denilen bir konu var ve paragraf konusu arkadaşlar LGS Türkçede en fazla soru gelen konu. Zaten bakın hatta şöyle açıyorum. 2025 LGS, pardon bu 2024 LGS de biz burayı 2025 yaptık. Şimdi bakıyorsunuz anlam bilgisi. Yani sözcükte anlam, deyimler demiş. Sonrasında cümlede anlam var. Bir anlatım bozukluğu sormuş. Sonrasında bir cümleyi birleştirilmiş hali yani cümlede anlam. Sonra yine cümlede anlam. Sonra yine cümlede anlam. Ardından yavaş yavaş gördüğünüz gibi paragraflar başlıyor. Ve paragraflar çok çok değerli arkadaşlar. Türkçe eşittir paragraf, bakın görüyor musunuz? Grafik sorusu, ardından yine grafik sorusu, ardından yine görsel resim var ve gördüğünüz gibi 17. soruya kadar neredeyse 10 soru tamamen net bir şekilde paragraf sorusu. Dolayısıyla Türkçe'de anlam bilgisi altın değerinde. Sonrası ikinci dönem konularımız var. Bunlar da çok kolay. Anlatım bozukluğu gördüğünüz gibi geçen sene 1 soru geldi. Cümle türlerinden bazen geliyor bazen gelmiyor ama çok kolay bir konu. Ve fiil de çatta yine lokum bir konu. Bazen geliyor bazen gelmiyor. Biz bunların hepsini öğreneceğiz. Hiçbirini kaçırmak istemiyoruz. Fakat bilhassa anlam bilgisinde size çok görev düşüyor arkadaşlar. Bol bol soru çözmeniz gerekiyor. Bunları da sizlere çok güzel taktiklerle göstereceğiz. İnkılap tarihine baktığımızda direkt bayraklarımızı asıyoruz. Neden bayraklarımızı asıyoruz? Çünkü bizim Kurtuluş Savaşımız anlatılıyor. Bizim bağımsızlık mücadelemiz anlatılıyor. Yani inkılap tarihi LGS'de çıkmasa bile bizim bu konuyu çok çok iyi bilmemiz lazım. Bu ülke düşmandan nasıl kurtuldu? İngilizler, Fransızlar, Yunanlılar saldırdılar. Sonrasında da avuçlarını yalayıp gittiler. Onları bu ülkeden kovup attık. Neden? Çünkü burası bizim, bu bizim milli bağımsızlığımız dedik ve ülkemizi kurtardık. İşte inkılap tarihinde de bu çok önemli ve aynı zamanda zevkli konuyu öğreneceğiz arkadaşlar. Bir kahraman doğacak tabii ki de, o da kimdir? Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk çok değerli bir kişi. Neden? Çünkü bakın çok basit bir şey söyleyeceğim sizlere. Ben bu kalemi kırabilir miyim arkadaşlar? Kırabilirim değil mi? Peki şu iki kalemi kırabilir miyim? Yani kırarım herhalde. Ama şu kalemlerin hepsi bir araya geldiği zaman kıramam. Emin olun Tuna tavus bile kıramaz yani. Niye? Çünkü artık burada fiziksel olarak bir güç yasası var. Kırılamaz hale geliyor yani. Birbirini kuvvetlendiriyor. Dolayısıyla birlikten kuvvet doğuyor. İşte Mustafa Kemal Atatürk de dağınık haldeki Türk halkını bir araya getiren çok değerli bir kahraman. O yüzden Mustafa Kemal Atatürk'ü ve felsefesini, ideolojisini, ilkelerini çok iyi anlamamız gerekiyor. Bu sınavda inkılap tarihinden hiçbir soruyu kaçırmak istemiyorsak. Milli uyanış, bağımsızlık yolunda adımlar çok önemli bir konu. Milli bir destan, ya istiklal ya ölüm diyeceğiz ve ardından da tabii ki Atatürkçülük ve çağdaşlaşan Türkiye. Yani burası ülkemizi kurtarmak için yaptığımız mücadeleler. Burası ise ülkemizi demokratikleştirmek, çağdaşlaştırmak için yaptığımız ve 2. Dünya Savaşı tehditine karşı korumak için yaptığımız gelişmelerin olduğu kısım. En fazla soru buralardan gelecek, 1. dönemden gelecek ama bizler her iki dönemde çok iyi bileceğiz. Din dersine geldiğimizde tabii ki de Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Niye? Çünkü arkadaşlar din dersinde zaten zorlama yok. Dinde zorlama yok biliyorsunuz. Aynı zamanda din dersinde de zorlama yok. Zor soru gelmiyor. Kazık soru gelmiyor. İşte Yakup peygamberin ayakkabı numarası kaçtır? Böyle saçma sapan zor bilgi veya keçinin kaç kilosundan zekat olur? Öyle sorular yok. Bir paragraf veriyor, yorumlamamızı istiyor. Bir paragraf veriyor, yorumlamamızı istiyor. Ama biz yine de kader inancı, zekat ve sadaka, din ve hayat, Hazreti Muhammed Peygamber Efendimizin örnekliği, Kur'an-ı Kerim özelliklerini çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Burada LGS'de hangi konulardan çok soru gelmiş, nasıl gelmiş, bazen bilgiye dayalı sorular da gelebiliyor. Yani işte Hazreti Musa hangi kavme geldi ya da Medyen ve Eke halklarının peygamberi kimdi? Buna benzer bazı bilgi soruları da gelebiliyor ama onların hepsini güzelce öğreneceğiz ve inşallah diyorum, Bismillahirrahmanirrahim, din dersinde tüm soruları doğru yapacağız. İngilizce dersine geldiğimizde hi guys diyorum. Merhaba arkadaşlar diyorum. İngilizce tamamen kelime bilgisi arkadaşlar. Sakın İngilizce'de gramer çalışmalıyım. Have, has, should, should, bıcı bıcı, işte falan hiye, she gelir, şeye. Ya böyle şeylere gerek yok. Yani I, you, we diye go, he, she'te goes. Ya bunları sormuyorlar. Direkt kelime soruyorlar. Dolayısıyla friendship'te de, teen life'ta da, yani arkadaşlık konusunda da, gençlerin hayatında da, mutfakta da, telefonda da, genel ağda da, yani internette de, macera yaparken de, turizmde de, ev işlerinde de, bilimde de, doğal güçlerde de, yani doğal olaylarında, hepsinde de arkadaşlar hep kelime bilgisi önemli. Yani siz natural force'un ne anlama geldiğini bilmiyorsanız ya da kitchen deyince bazı öğrenciler kitchen'i biliyorum hocam, tavuk diyor. O chicken evladım, chicken. Ne yapıyorsun? Kafa gitmiş. Dolayısıyla kitchen kelimesinin tavuk değil mutfak olduğunu bilmeniz ne kadar önemliyse buradaki bazı kelimeleri bildiğiniz zaman takır takır sorular yapıyorsunuz. Zaten LGS'deki sorulara da baktığınız zaman hep böyle boşluk doldurmalar, kelime bilgileri olduğunu görüyorsunuz. Yani kelimeyi bildiğin zaman yapabiliyorsun. Bilemezsen sıkıntı yaşıyorsun. Peki hocam kelimeleri nasıl öğreneceğiz? Bunun da taktiğini sizlere mükemmel bir şekilde vereceğiz arkadaşlar. Hedefimiz LGS 2025'te İngilizce'de de hiçbir soruyu kaçırmamak. Şimdi şöyle bir toparlayacak olursak LGS sözel oturum 4 önemli dersten başlıyor arkadaşlar. Zaten sabahleyin Bismillah deyip kalktığımızda sabah 9.30'da ilk gireceğimiz kitapçık, yani daha doğrusu ilk çözeceğimiz kitapçık sözel bölüm kitapçığı olacak. Açacağız kitapçığımızı şöyle. Açacağız, Bismillah diyeceğiz, bakacağız bakalım ne varmış diye. Türkçe soruları gelecek. Türkçe'de arkadaşlar soru sayısı 20, konu sayısı 14 ama buradaki bir konu var ki oradan gelen soru sayısı en az 12. Nedir o? Paragraf. İnkılap tarihi dersine baktığımızda soru sayısı 10, konu sayısı 7 ama gerçekten konular uzun. Yani burada 14 konu var ama 5 konuyu ben size yarım saatte anlatır bitiririm yani. Fiilimsi, fiil çatısı, cümlenin ögeleri, cümle türleri, bunlar lokum yani, lokum. Bildiğin çifte kavrulmuş lokum. Hani bayramda veriyorlar ya, öyle. Ama inkılap tarihinde bazı konular uzun gerçekten. Din dersine baktığımızda 10 tane sorumuz var, 5 tane konumuz var. İngilizce'de 10 soruya 10 konumuz var. Şimdi burada sözel oturumda arkadaşlar 50 soru gelecek ve her soruya 1,5 dakika veriliyor. Bakın sayısal daha zorlayıcı olduğu için her soruya 2 dakika veriliyor. Yani 40 çarpı 2 80 eder ama 50 çarpı 2 100 eder. 50 soru çarpı 1,5 dakika 75 dakika ediyor. Demek ki sözelde dikkatli olmamız gerekiyor. Hakikaten dinde, İngilizce'de bazı soruları 15 saniyede yapacaksınız. Ama Türkçe'de bazı sorulara bazen 1,5 dakikadan daha fazla vermeniz gerekecek. Şimdi burada en önemli şeyi bir kez daha söylüyoruz. Türkçe'de bir sorunun katsayı değeri 4, bunun 1, bunun 1, bunun 1. Yani sen 20 tane Türkçe sorusu yaparsan 80 değerinde sahip oluyorsun. Burada 10, burada 10, burada 10. Yani bunların hepsini doğru yapsan 30 puan kazanıyorsun. Burada hepsini doğru yapsan 80 puan kazanıyorsun gibi düşün. Dolayısıyla Türkçe çok çok önemli. Türkçenin en önemli konusu paragraf olduğu için bol bol paragraf sorusu çözeceğiz. Şimdi hangi konudan kaç soru gelir ve gelecek, gelin isterseniz bunlara bakalım. LGS Türkçe'de hangi yıllarda hangi konudan kaç soru geldi ve 2025'te kaç soru bekliyoruz? Gelin isterseniz beraber bakalım. 2025 soru sayısı tahminlerimiz de var. Peki hocam bu tahminleri neden yapıyoruz? Çünkü arkadaşlar hangi konudan çok soru gelecekse o konuya daha fazla ağırlık verin. Yani örnek veriyorum fiilde çatı konusundan soru gelme ihtimaline baktığımız zaman 2022'de gelmiş, 2023'te gelmemiş, 2024'te gelmemiş, 2025'te gelebilir. Ama paragrafa baktığınız zaman takır takır bir sürü soru geliyor. Dolayısıyla paragrafa çok çok iyi çalışmamız gerekiyor. Şimdi sözcü anlamdan %100 soru geliyor arkadaşlar. En az 2 sorusu var. Dikkatli bir şekilde hazırlıklı olmamız lazım. Cümlede anlamdan en az 3 soru var. Zaten bakın sözel bölüm kitapçığını alalım. Hemen nerede? Pardon, sayısal bölümü aldım. Hatta size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bakın çok önemli bir şey. Bunu birçok hoca söylemez. Burada bir tek ben söylüyorum. Dikkatli dinleyin. Herkes şunu söyler. Arkadaşlar sözel bölümde paragraf çok önemli. Çok fazla paragraf çözmeliyiz. Türkçe'de paragraf önemli. Tamam. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Sayısal bölümde paragraf daha önemli. Nasıl yani hocam? Sayısalda da mı paragraf çıkıyor? Evet. Paragraf dediğiniz şey nedir? Esasında bir metindir, öyle değil mi? Bakın şimdi. Fende metinleri görüyor musunuz? Hatta size bir bomba patlatayım mı arkadaşlar? Şimdiye kadarki bütün LGS'lerde fendeki kelime sayısı, bakın şu kelime sayısı Türkçedeki kelime sayılarından daha fazla olmuş. Her zaman yani buradaki kelimeleri sayın. Diyelim ki 2023'teki, 2022'deki, 2021'deki, 2020'deki, 2019'daki, 2018'deki kelimeleri sayın fende Türkçedeki kelime sayısından daha fazla. Şuna bakar mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Güya fen sorusu ama bildiğin paragraf sormuş. Dolayısıyla arkadaşlar fen dersinde de başarılı olmak için hatta ve hatta matematikte de soruları çok iyi anlamamız için bol bol paragraf çözmemiz gerekiyor. Dolayısıyla paragraf eşittir Türkçe ama aynı zamanda fen soruları için de değerli. Şimdi parçalı anlam dediğimiz paragraf işte. Parça anlam, parça yapı, sözel mantık, tablografik, görsel okuma. Bunları şöyle topladığınız zaman 5, 1 daha 6, 3 daha 9 ediyor. 9 soru en az geliyor ama biz buna ortalama 10 soru diyebiliriz arkadaşlar. Söz sanatlarından uzun yıllardır soru gelmiyor ama çok kolay bir konu, hemen öğreneceğiz. Hani kişileştirme, benzetme biliyorsunuz zaten. Metin türlerinden geliyor soru, geçen sene de geldi. Yazım kurallarından %100 soru gelecek. Noktalama işaretlerinden %100 bir soru gelecek. Her zaman soruluyor arkadaşlar. Bunu bilmeyen olmasın diyorlar. Dolayısıyla biz yazım kuralları ve noktalama işaretlerini sadece testlerde, denemelerde, okuldaki derslerimize değil, evimize telefonla mesaj yazarken de dikkat etmemiz gerekiyor ki hiçbir hata yapmayalım. Beynimiz, elimiz, gözümüz şimdiden alışsın. Yani zaten mesaj atarken ya da elektronik posta atarken yazım hataları olduğu zaman karşı tarafın size olan saygısı azalıyor. Ya bu kendisi yaptığı işi bile düzgün yapamıyor, yazım hataları yapıyor, demek ki işini de iyi yapmaz gibi geliyor. Halbuki sen yazım hatası olmadan D'yi, D'yi, büyük harfi güzel bir şekilde yazarsan karşı taraf diyor ki wow, bu işini ciddi yapan bir öğrenci. Bu işini ciddi yapan bir kişi deyip o da size saygıyla cevap veriyor. Buna da dikkat edin. Dolayısıyla şimdiden kendinizi yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine uymaya, mesajlarınıza bile WhatsApp, Instagram neyse artık hepsine dikkat edin. Fiilimsi lokum. Soru geliyor arkadaşlar, geçen sene de geldi. Cümle ögeleri birazcık daha seçici fiilimsiye göre. 2 senedir gelmiyor ama gelme ihtimali var bu senede. Fiilde çatı cümle türleri LGS'nin böyle parlayan yıldızları olamamış konular ama bunları da çok iyi öğreneceğiz çünkü çok kolay konular. Anlatım uzunluğu yine önemli bir konu, geçen sene de geldi, bu sene de geldik. Şimdi o zaman hemen soru tahminlerimizi yaparsak fiilimsiye +-1 diyoruz, yani ya gelir ya gelmez. Cümle ögeleri aynı şekilde +-1 diyoruz. Yazım kuralları %100 bir soru. Noktalama işaretleri %100 bir soru. Sözcükte anlam %102 soru. Cümlede anlam %103 soru. Parça anlam %110 soru var arkadaşlar. Ne etti? 10, 13, 15, 16, 17 soru kesin. Burada işte 18, 19 diyebiliriz. Şunlardan biri bir geliyor, 20 oluyor. Bunlar birinci dönem konuları. Hocam ikinci dönem konularından gelmiyor. İşte ikinci dönem konular hep artılı eksili konular. Fiilde çatıdan ya gelir ya gelmez. Cümle türlerinden ya gelir ya gelmez. Ne yapacağız hocam biz? Hiç korkmayın, çok kolay konular arkadaşlar. Yani şu anda yönetmenim izin verse burada 1 saniyede anlatırım size. O kadar basit konular ki. Anlatım bozukluğu da yine ya gelir ya gelmez şeklinde. Geçen sene geldi ama dikkat ettiyseniz ondan önceki sene gelmemiş olan bir konuydu. Fakat bunları da güzelce öğreneceğiz. Dolayısıyla bizim esas dikkat etmemiz gereken konu parça anlam ve yazım noktalama olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi geliyoruz ardından arkadaşlar tabii ki de neye? İnkılap tarihini. İnkılap tarihinde arkadaşlar konular daha çok birinci dönemde yoğunlaşıyor. Yani sorular daha çok birinci dönem konularından geliyor. Çünkü birinci dönemde milli bağımsızlığımızı elde ediyoruz ve milli egemenlik yoluna ilerliyoruz ve milli birlik beraberliği sağlıyoruz. İkinci dönem konularında ise laiklik ve çağdaşlaşma var. Biraz daha modernleşme yoluna ilerliyoruz. Dolayısıyla bağımsızlık çok çok önemli olduğu için, yani sen şimdi ülkeyi kurtaramamışsın, başka bir ülkenin esareti altındasın ama çağdaş bir ülkesin. Hiçbir önlemi yok ki. Dolayısıyla bağımsızlık çok önemli. O yüzden bağımsızlık mücadelemiz, yani ya istiklal ya ölüm dediğimiz mücadeleye çok önem veriyor Milli Eğitim Bakanlığı ve bu kısımdan çok fazla soru geliyor. Şimdi burada arkadaşlar çıkan soru sayılarına baktığımızda gördüğünüz gibi ilk dönem konularına çok fazla ağırlık var. Burada bize bir kahraman doğuyordan mutlaka bir soru geleceğini düşünüyoruz 2025'te. Milli uyanış, bağımsızlık yolun adımlardan mutlaka 2 soru geleceğini düşünüyoruz. Milli bir destan, ya istiklal ya ölümden de mutlaka en az 2 soru geleceğini rahatlıkla söyleyebiliriz birinci dönem konularına. İkinci dönem konularına baktığımızda Atatürkçülük ve çağdaşlaşan Türkiye'den yine 3 soru bekliyoruz. Niye? Bu konuları anlamayı gerektiren bir konu. Yani Atatürk'ün ilkeleri var. Milliyetçilik, Türk kelimesi. Ardından cumhuriyetçilik, milli irade, cumhuriyetle yönetilmemiz. Ardından halkçılık, halkın eşit olması. Ardından devletçilik, karma ekonomi. Sonrası laiklik, akıl ve bilim. Bir de inkılapçılık var, çağdaşlaşma yoluna ilerleme. İşte bunların ışığında yapılan olaylar, inkılaplar çok çok değerli. Buradan da o yüzden 3 soru geliyor. Demokratikleşme çabalarından geçen sene seçici bir soru geldi. Bu sene de yine soru bekliyoruz. Atatürk dönemi Türk dış politikası önemli. Niye? 2. Dünya Savaşı tehdidine karşı hazırlıklı olacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'deki vefatı ve sonrasından fazla soru şimdiye kadar hiç gelmedi. Biz de yine bu sene soru beklemiyoruz. Geldik din dersine. Din dersine gördüğünüz gibi birinci dönem konuları ağırlıklı geliyor arkadaşlar. Yani kader inancı, zekat ve sadaka, din ve hayat konuları çok çok önemli. Burada tabii ki biz hemen soru sayılarını söyleyelim. Kader inancından yine mutlaka 2025'te 3 soru bekliyoruz. Zekat ve sadakadan 2 ya da 3 soru bekliyoruz. Din ve hayattan 2 soru bekliyoruz. Bunlar birinci dönem konuları. Gördüğünüz gibi 3, 2 daha 5, 2 daha 7. Yani 10 sorunun 7'si birinci dönem konularından geliyor. Dolayısıyla birinci dönem çok çok önemli. Çok iyi bir başlangıç yapmamız lazım. İkinci dönem konularında Peygamber Efendimizin hayatı sallallahu aleyhi ve sellem, bir soru mutlaka geliyor. Peygamber Efendimizin iyi bir insan olması, cömert bir insan olması, istişareye önem vermesi, yani tek başına değil de diğer insanlara da danışarak hareket etmesini mutlaka soruyorlar. Kur'an-ı Kerim mucizevi kitabımız. Bu kitaptan da yine mutlaka bir soru geliyor Kur'an-ı Kerim özelliklerinden. Şimdi geldik İngilizceye arkadaşlar. Şöyle diğer dersleri alalım. Şöyle çocukları pistten alalım. İngilizce'de arkadaşlar en önemli şey kelime dedik. Yani burada gördüğünüz konularla alakalı size verebileceğimiz en önemli görev kelime öğrenmek. Hocam kelimeleri nasıl öğreneceğiz? Arkadaşlar bizler zaten hem 0'dan 8 hazırlık setimizde hem de Dinamo setimizde bunlarla alakalı size öğrenmeniz gereken kelimeleri, bilgileri tek tek göstereceğiz. Yani örnek veriyorum, mesela 0'dan 8'e setini açıyorum şöyle. Burada sözel kitapçığı açtığımızda sayısal, sözel zaten biliyorsunuz. Her bir konuyu solda konu, sağda soru şeklinde sizlere öğretiyoruz zaten. İngilizceye geldiğimizde, Bismillahirrahmanirrahim. Burada İngilizceye geldiğimizde burada kelimeleri size tam da sınavda çıkan şekliyle veriyoruz. Fakat sizin bunu çok çok pekiştirmek için bol bol soru çözmeniz gerekiyor. Mesela bakın Dinamo soru bankasını da göstermek istiyorum. Dinamo setleri şimdiye kadar İngilizce'de bütün soruları yakaladığını söyleyebiliriz. Nasıl yakalıyor hocam? Şöyle yakalıyor arkadaşlar. Birincisi şöyle, nerede İngilizce kitabımız? Bakın burada biz her bir konuyla alakalı ilk başta konunun kelimelerini sizlere veriyoruz. Mesela diyelim ki chores konusu, ev işleri, tamam mı? Burada bununla alakalı kelimeleri veriyoruz. Sonra sadece kelimelerle alakalı alıştırmalar var. Yani LGS'de böyle çıkmıyor ama kelime önemli olduğu için biz kelimeleri size güzel güzel gösteriyoruz. Bakın bu kelimeleri iyice öğretiyoruz. Sonra bak hala test yok, dikkat ettiniz mi? Hala böyle sanki yazılı gibi ama kelime öğretiyor. Bak vocabulary, yani kelime alıştırması. Ardından artık testler başlıyor ama yine kelime testi ve ekstra dijital sorular da var. Sonrasında artık normal LGS tarzı sorular başlıyor. LGS practice test. Çünkü kelime çok çok önemli. Her bir ünitenin için bunu yaptık. Dinamo İngilizcelerde. Veyahut da science konusu mesela. Hemen science konusuyla alakalı tak LGS sorusu değil. Önce kelimeler ve kelime alıştırmaları. Yani kelimeleri ezberletene kadar sizlere bir sürü kelime alıştırması yapıyoruz. Sonrasında sorular geliyor. Zaten diğer kitaplarımızda zaten efsanevi bir şekilde sizleri bekliyor biliyorsunuz. Dinamo matematikler, Dinamo fenler, Dinamo sosyaller. Bunların hepsi Dinamo setin içerisinde avantajlı bir şekilde sizlere ulaşıyor. Bunları da mutlaka alın. Yani şimdiye kadar Türkiye birincisi olmuş, hayallerindeki liselere girmiş bütün öğrenciler bu iki setteki soruları çözdü. Sizler de güncellenmiş halini mutlaka çözmenizi tavsiye ediyoruz. Mutlaka alın. Şimdi geldik buraya. Hangi konudan kaç soru gelir hocam? Hemen söylüyorum. Her konudan bir soru geliyor ama son konuyu bazı hocalar yetiştiremezse diye Milli Eğitim Bakanlığı son konudan soru sormayıp genellikle Friendship ya da Teen Life'tan soruyor. 2024'te de Friendship'ten seçtiler. Bu sene de yine Friendship ya da Teen Life'tan seçebilirler. Dolayısıyla Friendship'ten 1 ya da 2 soru, Teen Life'tan 1, In the Kitchen 1, On the Phone 1, The Internet 1... Adventures 1, Turizm 1, Chores 1, Science 1, Natural Force'dan da soru gelmez diye tahmin ediyoruz arkadaşlar. Çünkü son konulara genellikle bazı okullar yetiştiremiyor diye Milli Eğitim Bakanlığı sorun. Evet arkadaşlar, LGS sözelde hayallerinizin hepsini doğru yapmak olduğunu biliyoruz. Biz bu hayallerinize ortağız. Sizlere çok güzel videolarla, çok güzel çalışma kamplarıyla ve çok mükemmel kitaplarımıza destek olacağız. Ve sizleri hayallerinizdeki liselere, hayallerinizdeki netlerle ulaştıracağız. Hadi bakalım, gazamız mübarek olsun. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz.